Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyoda vegan sağlık programındasınız. Ben Kevser Başkara. Şimdi bu vegan sağlık programında hep sağlıkla ilgili konulardan bahsettik. İçeriklerden bahsettik, hastalıklar, beslenmeyle ilişkileri. Benim uzun zamandır işlemek istediğim bir konuydu bugünkü işleyeceğimiz konu. Et yemenin aslında birazcık toplumsal boyutu, biraz psikolojik boyutuyla daha fazla ilgilenmeye başladım ben son zamanlarda. Tabii bu konuyla ilgili Türkiye'de çok iyi bir otorite, benim de Ankara Üniversitesi'nden hocam Sayın Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'yla bugün program yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Ya Kevser'cim çok sevgiler, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Benim için ayrı bir gurur hem Açık Radyo'da olmak, hem Açık Radyo'da benim geçmişten bir öğrencimin program yapıyor olması, hem de o öğrencimin programında konuşma fırsatını bulmuş olmak çok büyük bir gurur benim için. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey düzeltelim. Bu etin tüketimiyle ilişkili ve meselenin sosyal boyutuyla ilişkili otorite değilim, sadece fazlaca ilgilenen. Kadın meselesiyle ilgilenince birden kendimi bu konunun karşısında bulan biriyim. Otorite değilim. Sadece ilgiliyim ve öğrendiklerimi aktarmakta aracılık ediyorum. O kadar. Çok mütevazısınız hocam. Cidden Hablemitoğlu Enstitüsü'nde de bayağı iyi çalışmalar yapılıyor. Takip etmek isteyenleri bekleriz sitesine. Şimdi hocam feminist bakış açısıyla hayvansal tüketimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz endüstri genelde kadının sömürüsü üzerinden ya da kadının katli üzerinden sürdürülüyor. Bunlarla ilgili ne diyeceksiniz? Yani tabii şimdi istersen önce şöyle başlayalım. Beslenme adil bir eylem değil bütün dünyada. Şimdi burada hemfikiriz herhalde. Bunun da bir nedeni var. En büyük nedeni devletlerin gıda politikaları ve dünya ekonomik sistemi. Yazık ki bir yandan insanların hayallerini, sağlıklı olmalarını, buna ait ne varsa, insana ait ne varsa bu sistem, bu adil olmayan sistem tükettiği için işin ucu sonuçta geliyor. Et tüketiminin bir cinsiyet kalıbı olduğuna kadar dayanıyor yazık ki. Ben de kadın meselesiyle kadına dair evrende kadına dair ne kadar haksızlık varsa ve kadın sorun yaşıyorsa ona dair pek çok konuyu öğrenmeye, bunların arka planlarına dair bilgi edinmeye çalıştıkça bir anda az önce de söylediğim gibi kendimi bir yazarın çalışmalarıyla karşı karşıya buldum. Etin cinsel politikasını anlatan bir teolog yazar olan Carol Adams'ın bir çalışmasıyla tanıştım. Etin cinsel politikasını anlatıyor ve feminist bir vejeteryan eleştirel kuram ortaya koymuş Carol Adams. Ve ilgilenince biraz daha derinden araştırınca hak vermemek mümkün değil kesin. Et tüketimi cinsiyet kalıplarıyla gerçekleşen bir eylem dünyada. Yani ne kadar aslında çarpıcı, bizi sarsması gereken bir şey. Kadın ya da erkek olmanız bazı gıdalarla beslenmenize olanak sağlıyor. Ya da buna engel oluyor. Bu çok acı verici bir şey. Yani sadece yoksul olmanız ya da varsıl olmanız sizin hangi gıdalarla beslenebileceğinizi belirlemekle kalmıyor. Aynı zamanda cinsiyetiniz de bir belirleyici oluyor. Bu pek çok açıdan insanlık adına utanç verici bir şey aslında. Evet, siz anlatırken ben de vegan olma serüvenimi gözden geçirdim. Sizi de dinledim ama dikkatle. Benim aslında bu yolculuğumda en önemli etken kendimi bir ineğin ya da bir tavuğun yerine koyma
ben kadınım, o da kadın. O zaman niye ben onun sömürülmesine katkıda bulunuyorum? Sorusuyla başlayan 3 yıl öncesindeki bir süreçti. Ve sonradan o kitabı ben de okudum. Çok çarpıcı bir kitap. İşte bizim beslenme bilimlerinde dananın işte part kontrfile, işte incik vesaire aynen. bölümlerine ayrılması evet. ve pornodaki evet. o ayrım kadının evet. parçalara ayrılması. Anatomik benzerliklerden yola çıkıyor. Ama evet. bunun çok ötesinde başka bir şey var. Yani senin tavuk, işte inek diyorsun. Böyle bir metaforik bir benzetmeye de hiç ihtiyaç yok. Çünkü şöyle bir şey var. Ben sizden çok daha gençken, senin öğrencilik yaptığın dönemde ben yönetici pozisyonundaydım. Ama benim gençlik yıllarımda bizim yaşlı hocalarımızdan biri derste şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye'de kırsal kesimde dedi kadınların anemik sorunu yaşamalarının, anemik olmalarının en önemli nedenlerinden biri şudur çocuklar dedi. Yemeğin etli tarafını erkekler yer dedi Anadolu'da dedi. Şimdi bir takım ataerkil benzerlikler var dünyada da buna benzeyen. Yani yemeğin güçlü olması gereken cinsin erkek olduğu düşünülerek yemeğin güç veren, protein içeren tarafının erkeklere yedirildiğine tanıklık edilmiş geçmişte. Fakat bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bu konuda yapılmış başka çalışmalar var. Örneğin Etiyopya'da kadınlar, kızlar toplumun hangi sınıfından olurlarsa olsunlar hem iki ayrı öğün yemeği hazırlamak zorundalar. Bu öğünde iki ayrı yemek hazırlamak zorundalar yani. Birincisi de erkekler için et ağırlıklı, et içeriği zengin hazırlıyorlar. Diğerinde kadınlar için protein içermeyen öğünler olarak hazırlıyorlar. Şimdi teknoloji öncesi çağda da benzeri bulgulara rastlanmış. Örneğin Solomon Adaları'nda domuzları yetiştirmek kadınların sorumluluğunda olsa da domuz eti yemeleri kadınların yasaklanmış. Bunlar çok ilginç ve özel dini zamanlarda örneğin bazı uzak doğu ülkelerinde et hanelere erkek sayısına göre dağıtılırmış. Asya'da yine bazı kültürlerde kadınların balık, deniz ürünleri, tavuk ve yumurta tüketmelerine izin verilmiyor. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaşınca şu çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Et yeme, protein alımıyla erkeklik arasında bir ilişki var. Neden? Çünkü erkeklerin eve ekmek getiren aile reisi olmaları nedeniyle güçlü, kuvvetli olmaları için proteinle beslenmeleri bir kültüre dönüşmüş. Şimdi bu çok çarpıcı bir şey. Ben aslında bütün bunları düşündüğümde kendi annem gözümün önüne geldi. Bütün bu okumaları yaptığımda. Hepimizden önce sofrada yemeği, ben 54 yaşındayım. İşte bundan diyelim ki 40-45 yıl önce hepimizden önce yemeği babama servis ederdi. Mesela ben bununla ilişkili olduğunu, bu durumun bunun bir geleneğe dönüştüğünü bugün baktığım zaman çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bu şöyle bir şeye hizmet ediyor Kesra. Eğer biz etin tüketimini, et dışında protein içeren benim saydığım farklı ülkelerdeki uygulamaları, kadınlara bazı yiyecekleri tüketmelerinin yasaklanmasını göz önüne aldığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu kültürün ataerkil düzenin proteinle ayakta kalmasını sağlayabilmek amacıyla bu şekilde yerleştirilmesine özellikle çaba sarf edildiğini anlıyorum ben. Çünkü ataerkil düzenin ete ihtiyacı var. Aslında burada evet. sözünüzü ballı kesiyorum ama protein denilen şeyi de sadece ette var diye sunmak benim okuduğum çalışmalarda evet. Evet. sadece bir mit olarak karşımıza çıkıyor ve orada yani tabii çok ki. Çarpıcı bir şey var. O avcı toplayıcı zamanda dahi günlük et tüketimi 27 gram ortalama. Yani çalışmalarda şu söyleniyor. İnsan %90-95 yine bitkisel beslenmiş ve burada evet. 27 gram denilen şeyi şöyle bir somutlaştırayım. Şu şekilde somutlaştırayım. Bir köfte büyüklüğünde et bile etmiyor. Yani bu kadar da fazla büyütüldüğü kadar bir şey yok ve büyütülmesinin nedenlerinden biri de yine makalelerde seksizm diye karşımıza çıkıyor. Şimdi çok önemli bir şey var. Yani bu bahsi o kadar uzun bir konu ki bu. Sığdırmak çok zor. Çünkü işin bir tarafında
etin cinsel politikası olduğu kadar gıdanın da bir cinsel politikası var. Sadece etle sınırlı değil bu. Öyle bir açgözlü sektörden söz ediyoruz ki sadece etle de sınırlı kalmamış. Etin bu şekilde sunulması ve ataerkil düzenin, erkek egemenliğinin sembolü öyle olarak kullanılması zaten o sistemin o tarafta sürmesi için, ama bir tarafta da devletlerin gıda politikalarının da sürdürülmesi gerek. Bunun içinde bir gıda pornografisi üretilmiş durumda. Evet, sizle çok konuşuyoruz gıda pornosunu. Evet, neresinden bakarsak Kevser, hakikaten çok zor durumdayız bugün bu anlamda. Çünkü şöyle bir şey var, proteinden geçtim. Artık son yıllarda bizim ülkemizde de maalesef yine bir hayvana yapılan işkenceyle gündeme gelen de bir yemek yarışması var. Yani son yıllarda şefler bütün dünyada bir şov yıldızı gibi sunuluyorlar. Hatta çocukların hayallerini süsleyen bir mesleğe dönüştü şeflik. Şimdi bir bakıyorsunuz yemek meselesinin içi boşaltılıyor. Ve bir süre sonra bu iş bir arzu nesnesine dönüşüyor. Yani dolayısıyla gıda, beslenme, bir yemek pornosu sektörü yaratılarak bunun oyuncağı haline getirildi. Ve yazık ki şöyle bir şeyin altını çizelim birlikte. Beslenmek zorunda olan bizler de bu sektörün pasif, sadece seyreden tüketicileri olduk. Şimdi bakın çok enteresan bir şey var. Her tarafta bu işin aktörleri var. İşte sen bir yandan vegan beslenmeyi savunuyorsun, vegan beslenmek isteyen insanlara yardımcı oluyorsun. Ama bir yandan da vegan beslenenler tahıl beyinli olarak etiketleniyorlar. Şimdi yani ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi açıkçası bazen kestiremiyorum. Ben de kötü şeyler söylerken bir anda bulabilirim kendimi. Çünkü hiçbir şey dozunda yapılmıyor Türkiye'de. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dozunda yapılmıyor. Oysa şunu kabul etmeliyiz. Yani insanlığın varlığını borçlu olduğu bir şey yemekle olan ilişkisi. Ve bu ilişkiyi sadece haz düzeyinde tutuyor olmak açıkçası herkese büyük haksızlık. Tam da ne diyelim, acımasız, zalimane bir şey. Yani ha bir hayvana eziyet etmişsiniz, ha birine şiddet uygulamışsınız, ha insanları yemek pornosunun içine çekmişsiniz. Evet, ne olduğu aslında burada çok önemli değil. Evet, evet, her taraftan baskı altındayız, kuşatma altındayız bu anlamda. Ve bir tür pasif tüketiciler olarak da bir tür şiddete maruz kalıyoruz. Çünkü aslında yemek bir haz kaynağı değil. Yani işi oraya çekmek de son derece yanlış. Meseleyi sadece yemekten alınan hazzı görsel şölene dönüştürmek de bizim beslenmeyle olan gerçek bağımızın kopmasına yol açıyor. Şimdi bunları çok uzun uzadıya konuşmak gerek. Dolayısıyla kadın üzerinden yürüyen pek çok şey olduğu gibi yemeği de güçsüz olan tarafın üzerinden gıda sektörünü de konumlandırmak gibi bir eylem içerisinde sektör. Çünkü oradan gelecek geliri arttırmanın peşinde. Bütün bunların yapılmasının nedeni de tamamen ekonomi olarak görünüyor şu anda. Bir taraftan ataerkil sistemin sürdürülmesini sağlamak için eti nesnelleştirmek ve bunu kadının üzerinden yürütmek durumundasınız. Bir taraftan da sektörü ayakta tutmak için de yemek pornosuna dönüştürerek haz işi haz boyutunda tutmaya çalışmak zorundasınız. Aslında onların da işi çok da kolay değil yani. Evet hocam, yani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bir 25 dakika yetmeyecek gibi. Biz bir şarkı arası vereceğiz izninizle tamam. Hocam. Tamam. Şarkıdan sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos.
lejos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyoda vegan sağlık programındasınız. Ben beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara. Bugün biraz formatımızın kıyılarında dolaşıyoruz. Etin cinsel politikasını konuşuyoruz. Kiminle? Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'yla. Hocam gerçekten bu konu inanılmaz önemli bir konu. Çünkü bizim gibi hala din tarım toplumu olmaktan çıkamamış, feodal yapıdan çıkamamış toplumlar için çok daha önemli. Mesela kendi çevremden bir gözlemimi aktarmak istiyorum. Genelde vejetaryen ya da vegan beslenen erkeklere çok farklı yaklaşımlarda bulunuyor çevresindekiler. Yani kadınlara o kadar değil mesela. Kadınlara daha çok daha naif şeyler yakıştırılır ya hani. Aslında kadın erkek diye bir kavram da bence yok. Yani kadın tanımı ne? Erkek tanımı. Sonuçta benim de içimde erkek, erkil, eril özellikler var. Bir erkeğin de içerisinde dişil özellikler var. Belki burada tanımları da kavramları da yeniden yapmak gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Tanımların kavramların ötesinde bir şey. İnsanların ne yiyeceğine, kendi kendine karar verme hakkı var ya. Kimi ilgilendirir ki? Kadın ya da erkek olmuş. Et tüketmiş, tüketmemiş. Kime ne? Yani ben ne yiyeceğime kendim karar vermeliyim. Et tüketmeye dair bir takım çekincelerim varsa, kuşkularım varsa, bundan rahatsız oluyorsa, bunun gereği olarak da et tüketmemeyi tercih ediyorsam, erkek de olabilirim böyle bir tercihte bulunan, kadın da olabilirim. Bunun kimseyi ilgilendirmemesi gerekir. Ama eğer derdimiz bizim özellikle et tüketiminde bir sistemin devamlılığının sağlanabilmesi için bunu destekliyorsak o zaman başka bir şeyden söz etmiş oluyoruz. Çünkü etin hem protein almada zorunlu hem de gücün kaynağı olduğuna dair inandırılmamız için hazırlanmış bir takım mitler var. İşte erkek adam yer mi, vegan olur mu falan gibi. Yani bir takım etiketlemeler var, bir takım mitler var. İşte az etten gelen proteini almazsan aptal olursun, gelişemezsin gibi. Yani böyle hep herkesin kabullenebileceği şeyler var. Ancak şimdi bütün bu mitler bir tarafta dursun. Ama diğer tarafta erkeğin potansiyel şiddet eğilimiyle bu mitleri birleştirince şöyle bir şey söylemek çok kolaylaşıyor. Erkeğin egemenliğine giden yoldaki taşları da proteinle ve etten gelen proteinle de döşemiş oluyoruz yani. Şimdi bunu kabul edelim. Çünkü kültürel yaşamın her alanında et yemenin erkeklik, güç ve şiddetle birlikte algılandığını söylüyor Carol Adams. Şimdi kitaba tekrar atıfta bulunalım istersen.
Ve bu davranışın erkek tahakkümünün de ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Eğer biz et yemeyi erkeklerin de bizim de bilinçli olarak reddettiğimiz noktada biz şöyle bir şey yapmış oluyoruz. Ataerkil sistemi sarsmış oluyoruz. Evet. Çok önemli. Ataerkil sistemi sarsmış oluyoruz ve buna erkekler de katıldığında üstelik erkeklerle birlikte sarsmış oluyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Irkçılık, cinsiyetçilik, şiddet, hatta diğer canlı arasında insan seçkinciliğinin nedeni et tüketimi olarak gösterilebilir böyle baktığında. Ve hayvansal, biraz daha genişletecek olursak hayvansal tüketim. Evet. Çünkü o endüstri hayvansal, yine şiddeti besliyor. Evet. Ve açıkçası kadınlara ve senin az önce söylediğin etin sunulma biçimi, pornografik bir biçimde sunulma biçimi, hatta Türkiye'de ve bütün dünyaya mal olmuş bir değer olarak bir kasabın eti tuzlayışından, etle sergilediği görüntü, etle sevişmesi gibi tam metaforik olarak söyleyelim. Etin tüketimini böyle sunduğunda, baktığımız zaman gözümüze böyle sokulduğunda dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Evet, et yemenin ataerkillikle ve cinsellikle bir bağlantısını kurmuş oluyorsunuz böylece. Dolayısıyla evet. Biz eğer bunu reddedersek ataerkil kültürün gücünü sarsacak da önemli bir eylemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla vegan beslenmeye gösterilen tepki de buradan doğuyor. Bunu evet. Da kabul etmek lazım. Yani çok benim son zamanlarda çok fazla üzerinde düşündüğüm bir şeyden bahsettiniz. Ne proteinden eksik kalıyor vegan beslenenler, ne başka bir şeyden evet. Eksik kalıyor. Sadece burada kafamızdaki duvarlar var. Onları yıkmak evet. Gerekiyor. İşte et ve protein mit halinde. Evet, sen bir vegan olarak kendini aptal hissediyor musun? Hocam kendimi çok iyi hissediyorum, hiç olmadığım kadar. Yani aksine çok sağlıklı hissettiğini düşünüyorum. Ben seni evet. Takip eden biri olarak ve şunu da söylemeliyim. Açıkçası çok başarılı olabilir miyim bilmiyorum. Bu yaştan sonra bir parça vegan olmaya doğru çaba sarf edenlerden de biriyim ben. Ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü kilo verdim böyle yaparak. Evet. Ve bütün kullandığım sağlığımın bozuk, çeşitli nedenlerle kullandığım ilaçları da bıraktım kesler. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hele işin ardında bu kadar et tüketmenin ardında ki bu sosyolojik ve kültürel arka planı da algıladıktan sonra insanın açıkçası eli uzanmıyor et tüketmek için. Evet. Onu söylemem gerek. Ama bence olacaksınız hocam. Ben öyle hissediyorum. Sizle de konuşuyoruz arada. Çok yakınım. Evet. Çok sorguluyorum. Asla seçme hakkım olan noktalarda asla eti tercih etmiyorum. Yani bunun bir yaşam biçimi olduğunu insanların algılaması lazım. Bu sadece bir yiyip içmeyle ilgili bir tercih değil. Evet. Bu bir yaşam biçimi. Bizim dışımızda duyguları olan canlıların etiyle beslenmemeyi tercih etmek bir yaşam biçimi. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Evet, tahakkümü reddediyoruz zaten. Hani evet, veganlıkta evet. Tamamen tahakkümü reddetmek ve şiddete dayatmayı, karşı... Dayatmayı reddetmek. Evet, evet, dayatmayı, şiddeti reddetmek aslında bir boykot gibi bir şey yani. Hayvancılık endüstrisini evet, boykot evet. Etmek gibi bir şey. Tabii biz Şengül Hoca ile o kadar okulda muhabbet ediyorduk ki. Yani şimdi de böyle okul zamanlarım aklıma geldi hocam. Yani çok da duygulandım ne cidden bana. Şimdi. Ne mutlu bana. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Ben hasta hasta böyle bu yoğunluğunuzun arasında zaman çok ayırıp. Çok severek bağlandım. Şöyle aslında cismen orada olmak istemiştim. Ama bir türlü benim programımla senin program yaptığın tarihleri denkleştiremedim. Ben bir türlü bunu ayarlayamadım. Sonunda yayına beni böyle aldığın için ben teşekkür ederim. Bütün bunları söyleyebilme fırsatı oldu. Hem de seninle söyleyebilme fırsatı oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kainatın tüm seslerine, tüm renklerine ve tüm titreşimlerine Açık Radyo'da Vegan Sağlık programındaydınız. Ben Kevser Başkara. Konuğum Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'ydu. Doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hocam yeniden sizi programa almak istiyoruz.
Ya çok seve seve, çok mutlu olurum, gururla. Sevgiler.